lira, 1500 lira. Bir elektrik faturası, su faturası, kapıcı parasıyla beraber 500 ve 2000 lira öyle gitti. Kaldı ne el elde sıfır. Aç yatıyor, aç kalkıyoruz. Tam 11 gün doğalgazı açtım, 11 gün 3 petekle. Sadece gelen doğalgaz parası 260 TL. Yani daha gerisini siz düşünün. Elektriğe zam, suya zam, her şeye zam. Mevcut asgari ücret net 2324, brüt 2943 lira. Peki yeni asgari ücret ne kadar olmalı? Bence asgari ücret 5000 lira olması lazım. Ancak asgari ücret tespit komisyonundan beklentisi daha düşük olan da... En fazla 2,5 olacağını düşünüyorum. Hiç umudu olmayan da var. İşçi sınıfı tabanının sözleri dinlenmedi, talepleri dile getirildi fakat karşılığı olmadı. Yani bir şey çıkacağını sanmıyorum. Benim bu ülkeden hiçbir beklentim kalmadı artık. Yani. Ben de bir işverenim. Eğer bugün 3300 lira belirlenirse bu rakam 5'e çıkacak. Ha, işveren için de işçi için de çok olumlu olduğunu düşünmüyorum yani. Artı TV muhabirleri İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da sokağa mikrofon uzattı. Bu yetmiyor yani 2400 lirayla yani geçinen bir tane aile gösterin bana. Ben de diyeyim ki geçinirim bu parayla yani. Asgari ücretin insanca yaşanacak bir rakama çıkarılması, insanların açlık en azından açlık sınırının üstüne çıkarılması işçi sınıfın talebi bu, başka bir şey değil aslında. Geçim derdiyle Van'dan İstanbul'a çalışmak için geldiğini belirten inşaat işçisi Mustafa Eftutar yaşadığı ekonomik sıkıntıyı anlatıyor. Bir tane çocuk var, yetmiyor ki abla. Aldığımız asgari ücreti ne ki, her şey pahalandı, üst baş alamıyor, çocukları okula gönderemiyoruz. Garibanız yani, bir şeyimiz yok yani. Biz çalışıyoruz ama boşuna çalışıyoruz yani. 5 tane bir şirkette çalışmışım, param da alamamış. Yazık, günah değil mi? Patronun parayı alıp kaçıyorlar. Ankara'da yaşayan yurttaşlar asgari ücretle geçinmek mümkün mü sorusuna cevap verdi. Asgari ücretle nasıl geçinir bu şartlarda? Ekmekle, simitle beslenirseniz anca belki geçinebilirsiniz. Onun dışında geçinme şansınız yok yani. Diyarbakır'daki emekçilerin kaygısı da İstanbul ve Ankara'dakilerle aynı. Asgari ücret açlık sınırının altında ve bu bize yetmiyor. Benim ikiz kızlarım var. Mamasına, bezine sadece yetiyor. Gerçekten öyle. Yetmiyor bile. Yani. Gıda zaten alamıyoruz. Ben bir halk eğitim çalışanı, eğitici olarak şu anda işsiziz. Yani pandemiden dolayı tamamen durduruldu bizim kurslarımız. Asgari ücreti bile alamıyorlar. Şu anda hepimiz açlık sınırındayız. Açlık sınırı da kalmadı. Açız yani.